Için dediği Batı 200'lüdür dediği oradan şu anda direnen insanlar değil. Batı aklı 200'lüdür. Batı'da yaşayan insanlar doğruyu ve hakkaniyeti gören insanlar şu anda orada bizim gibi. Biz burada nasıl bir duruş sergilemeye çalışıyorsak onlar da Allah'ın izniyle orada sergiliyorlar. Bugün Amerika'da, İngiltere'de çok büyük üniversitelerde bazen belki de çok beklemediğimiz, böyle bir duruş beklemediğimiz insanlar şu anda Gazze'deki çocuklar için, kadınlar için, orada hayatını kaybetmiş 50 bin insan için, evinden edilmiş 3 milyon insan için, yurtlarından edilmiş yaklaşık 10 milyon insan için, Filistinli için, Gazze'li için ve belki de Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki ve dünyanın herhangi bir yerinde şu anda zulüm görmekte olan mazlumlar için aslında orada duruş sergiliyorlar. Allah'ım ümmetin suskunluğuna sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamanmış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçlü bir katipte değilim. Benimki saçları ağırmış. Ömrümün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek istediğim benim gibi Müslümanların zaaf ve acizinden müsteiz olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar susun ve aciz helak olmuş ölüler. Hala kalplerimiz sızlamıyor. Başımıza gelen bu ağacı felaket karşısında bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için şerefli işçilerken bizleri katil terörüstler olarak ilan edenlere karşı duruyor. Bu ümmet utanmaz mı? Şerefi çiğnenirken omuzuna el verecek ve gözyaşlarınıza silecek bir bakış bu. Bırakın savaşı, onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geçip verdiğince özürüzü sizden her birini boynuna taksın. Dilerseniz bizimle acıyarak ölümümüzü izleyin. Allah emanet. Savsaklayan herkes saz kavramıdır. Umarım bizim aleyhimize olmaz mı? Allah aşkına bari aleyhimize olma. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkı. Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücünün azı, imkanlarının yetersizliği ve insanlığa karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Filistin halkı yalnız değildi. Filistin halkı yalnız değildi. Terör örgütü İsrail'in 7 aydır devam ettirdiği zulüm ve saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeyip mücadele edenleri ve hastaneleri yurtları belirleyen onurlu hekim ve sağlık çalışanlarını selamlayarak sözlerimize başlamak istiyoruz. 7 aydır devam eden vahşi zalimlerin tüm zulümlerine sabreden onurlu Gazze halkına selam olsun. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen aç, bir ilaç, can tehlikesi içerisinde olmasına rağmen hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli doktorlarına ve sağlık çalışanlarına selam olsun. Tüm acılara rağmen sabreden, narkozsuz tedavi olan, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan Gazze'deki hastalar ve Gazze'deki hastalar şifa bulsun.
Gazze için mücadele eden ruh ve kendi nefsinden başka bir gündemi olmayan ruh her zaman farklı olacaktır. Çünkü insanlık vicdanın sesine kulak verenlerin omuzlarında yükselir. Ve bu yolculukta kararlılıkla ilerleyenler geçmişin karanlığını aydınlığa dönüştüren ışık olurlar. Gelecek adil bir dünya için çaba harcayanların omuzlarındadır. Ve bu çaba mahşer vicdanında sonsuza dek yankılanacaktır. Türkiye'deki hekimler, sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 25. haftasında Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden Siyonist rejim, o topraklarda sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den itibaren 7 aydır devam ettirdiği saldırılar neticesinde 35 bin kişi şehit oldu ve 100 bine yakın kişi yaralandı. 19 binden fazla çocuk ise şehit kaldı, yetim kaldı. İsrail'in saldırılara, katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılar uluslararası arenada henüz bir yaptırıma maruz bırakılmamıştı. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmaktayken, şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneydeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3 hastane mevcut. Bunların da sadece 2 tanesinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazen içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da çalışan, 6 aydır maaş almadan çalışmaya devam eden doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmişti. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiçbir tıbbi bağlantı, hiçbir tıbbi malzeme kalmamış ve güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden malzeme tedarik edilemez hale gelmişti. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olan El Nasr Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Gazze halkı abluk altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Gazze'deki durum tam anlamıyla bir soykırımın acımasız yüzünü gösteriyor. İsrail, Gazze'yi bir toplanma kampına dönüştürmüş, insanlar için güvenli bir liman aramaları imkansız hale gelmiş, son sığınakları olan hastaneler dahi bombalanarak insanlık dışı bir vahşete imza atmaktadır. Bu vahşete sessiz kalmak, insanlığın vicdanını ayaklar altına almak demektir. Gittikçe zalimliği ve soy zulmü artan işgalci İsrail'e diyoruz ki, zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır. Senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ileride utancından kaçacak, delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacak. Geriye dönüp baktığımızda çaba gösterenlerin gönülleri huzur bulacak, diğerleri ise vicdan hapishanelerinde ömür tüketmek zorunda kalacaklar. Biz Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımız, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koşup elimizden geleni yaptığımızda, imkan ve şartlar müsait olmadığında eylem ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını, göreceklerini haykırdığımızda, dua ile Allah'tan yardım ve sabır ve metanet dilediğimizde, boykotu gevşetmediğimizde ve alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler, mazlumlar olacak. Bebeklerin çığlıklarının dünya devletleri tarafından duyulmadığı, 7-8 yaşlarında çocukların yetim kaldığı, annelerin bebeklerine süt bulamadığı, yardım gönüllüleri, sağlık çalışanlarının ve hastanelerin birinci hedef olduğu Gazze kazandı, kazanıyor ve kazanacak.
Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye ve bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz. Zalim terör örgütü İsrail, zulümlerinde ısrarcı olduğu sürece bizler de mücadelelerimizde daha ısrarlı, daha kararlı olacağız. Gazze için atılan tüm adımların destekçisi ve takipçisi olacağız. Gazze'ye karşı atılan tüm adımların karşısında olacağız. Bu konuda devletimizin attığı son adımları destekliyor ve bu dünya aynı adımları diğer dünya devletlerinden de bekliyoruz. Ve tekrar yılmadan, usanmadan daha yüksek sesle söylüyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız.